Karabük'te, yayalara öncelik tanınmasına dikkat çekilen yayalar kırmızı çizgimiz uygulaması kapsamında yaya geçitlerindeki beyaz renkli şeritlerden bazıları kırmızı renge boyandı. İçişleri Bakanlığınca, Yayalar Kırmızı Çizgimiz, sloganıyla ülke genelinde başlatılan etkinlik Karabük'te de gerçekleştirildi. Karabük Valisi Fuat Yürel, beraberindekilerle ve ilkokul öğrencileriyle birlikte yaya geçitlerindeki beyaz renkli şeritlerden bazılarını kırmızı renge boyadı. İlkokul öğrencilerini yaya geçitlerinden nasıl geçmeleri konusunda uyarıda bulunduktan sonra kırmızı düdük, maske, boyama kitabı, yapboz ve broşür dağıttı. Vali Gürel, sadece kamu görevlilerinin kampanyalar düzenlemesiyle sonuca ulaşılmasının mümkün olmadığını, herkesten bu kampanyalara destek vermelerini beklediklerini belirtti. Yine sağa sola bakarak kontrollü bir şekilde geçmekte fayda var. Ama sürücülerin dikkat etmesi gerekiyor. Yani siz buraya adımınızı attığınız andan itibaren geçiş yönetmeniz lazım. Sayın Ali, tamam, sana vereyim. Diyorsun ki kurallara uy. Bu düzgüyü sana vereceğim. Ne yapacaksın düzgüyü? Meryem, kırmızı çizgimiz. Kırmızı çizgimiz vatandaşın sağlığı. Yayalar kırmızı çizgimiz. Evet. Yayalar. Mottomuz bu. Evet. Tamam mı? Dedektif kimlik kartı. Dedektif kimlik kartı da var ona göre. Bakalım. İçinde her türlü mal. Oo bak şey de var bak. Yapboz da var. Yapboz da var. Evet. Hadi bakalım. Hayır. Boyama kitabımız var. Başarılar diliyoruz. Güzel kız. Teşekkürler. Kurallara uyalım. Uymayanları uyaralım. Uyaralım. Güzel. Kurallara uyacağız. Trafik kurallarımıza. Uymayanları da uyaracağız. Uymayanları düdükle ikaz edeceğiz. Bütün Türkiye'de şu anda sahalardayız. Yayalar kırmızı çizgimiz diyoruz. Onun için kırmızı çizgileri arkadaşlarımızla beraber çizdik. Özellikle çocuklarımızın bu manada bilinç oluşturmak, onların kurallara uymasını şimdiden öğretmek ve büyüklerine hatırlatmak adına böyle bir etkinlik içerisindeyiz. İnşallah önümüzdeki süreçte bu bilinç oluşturursa yayalarla ilgili, yayaların güvenliğiyle alakalı inşallah kaza oranlarımız da düşmüş olacak. Bu geçmişteki 2 yıl süresince almış olduğumuz tedbirler kapsamında yayaların karıştığı kazalar %59.4 oranında azaldığını ve bu kapsamda yaralanma ve can kayıplarında %61.07 oranında azaldığını memnuniyetle ifade edebilirim. Sadece kamu görevlerinin kampanyalar düzenlemesiyle sonuca ulaşması mümkün değil. Özellikle sivil toplum örgütlerimizin, özellikle vatandaşlarımızın el birliğiyle bu işin içine dahil olması ve bu hassasiyetin bütün vatandaşlarımızda oluşması gerekir. Onun için herkesin bu kampanyalara destek vermesi ve özellikle çocuklarımızın geleceğinin daha sağlıklı, daha güvenli bir ortama ulaştırılabilmesi için hep beraber bir emek sarf etmemiz gerekiyor.